Şimdi çok doğru Tuncay. Sabahki kahvaltı bir, yani daha önce bunlar yapılıyordu ama bu yeni yönetimimizin güzel bir başlangıcı oldu. Sabahtan divan kurul üyeleriyle beraber Trabzon'umuzdan üstte bulunan insanlarımızla geçmişte Trabzon'da bulunup da hizmet veren insanlarımızla bir araya gelmek çok önemliydi. Sayın Başkan konuşmasında birlik beraber ve dayanışmadan bahsetti ama bu yalnız burada kalmayacağını, aynı zamanda İstanbul'da, Şanlıurfa'da, Mardin'de, Ankara'da, hatta yurt dışında ülkemizin her yerinde bulunan Trabzon ve Trabzonsporlarla bunu yapacaklarını söyledi ki çok doğru bir davranış. Bunu bekleyeceğiz ve destekleyeceğiz. Çünkü olmazsa olmazımız bu. Madem camiye bir araya getireceğiz, küskünler oluyor, kırgınlıklar oluyor, bunları artık kaldıracağız. Tek hedefimiz Trabzonspor'un başarısı ise, o zaman bu gibi şeylerin, toplantıların olması için biz de yönetime destek vereceğiz. Bir sabahki gerçekten güzel bir tabloydu. Burada kalmayacağına inanıyorum. Çünkü yönetim kurulunda heyecanlı, inançlı ve Trabzonspor'a vermeye gelen insanların olduğunu görmek, bilgi birikimi, tecrübeli olan insanlar olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Biz de bu insanlara destek vereceğiz. O nedenle ben sabahki toplantıyı çok iyi olumlu karşıladım. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun bir talebi vardı. Yardımla alakadar şehrin bütün bileşenlerinin, evet, hatta 4 milyona yakın Trabzonlu'nun artık kenetlenme zamanı geldiğini, gerekirse 3 maaşımı da vermeye hazırım diye aslında çok cüretkar bir cümle kullandı ve birçok Trabzonspor taraftarından da aslında biz bu yardım talebini bizim WhatsApp ihbar hattımızda çokça duyduk. Yapılabilir mi? Yapılırsa neler olur? Neler ya değişir? Aslında tabii ki yapılabilir. Ama bunun için önce insanlarımızı onur edip özgüvenlerini sağlamak gerekiyor. İnsanlarımızı ulaşmamız gerekiyor ve bunun ve elde edecek gelirlerin mutlaka olumlu şekilde harcanmasına ikna etmemiz gerekiyor ki bu ikna edecek ve bu güveni sağlayan yeni bir yönetimimiz var. Tabii ki kimisi maaşını verir, kimisi de üyedir, üye aidatını düzenli öder. Bu da bir katkıdır. Kimisi işte ne durumu iyidir de ki bu ay personel maaşını Sayın Başkan ben ödüyorum. Diğeri durumu iyidir, kombine bileti alır. Ve çeşitli şekilde bir katkı sağlar. Sanatçılarımız der ki ben Trabzonsporluyum. İşte Volkan Konak gibi, İbrahim Can gibi şimdi ilk aklıma gelen insan. Bunlar der ki biz bir konser yapacağız. Sunay Akın der ki ben bir söyleşi yapacağım. Bunu elden gelirler tamamen Trabzonspor'a diyebilir. Bunlar olmayacak şeyler değildir. Bu geçmişte biz bunları her konuda başardık bunu. Benim belediye başkanım dönemde bu tip şeyleri çok fayda sağladık. Çok büyük katkılar almıştık insanlara, yatırımlara yönlendirmiştik. Olmayacak diye bir şey yok. Bu bir seferberliktir. Bu seferberliğe insanlarımız canı gönülden katlanacağına inanıyorum. Ekonomik şartları iyi olmayanlar maça gelir, bir bilet alır. O da bir destektir. Yıllardır aslında Trabzonspor bir çöküşün içerisinde. Yani şapkayı çıkartıp önümüze koyduğumuzda ekonomik anlamda artık virajın son ağzına geldi Trabzonspor ve 1 milyar TL'nin üzerinde bir borçla yeni yönetim, evet, görevi devraldı. Neler yapılabilir? Bu ekonomik yük nasıl aşağı çekilebilir? Hep yerli ve kendi özümüzdeki insanlarımıza dönmemiz gerekiyor diye bir söylem var ama bunu tamamen Trabzonspor'un başarması halinde neleri kaybeder, neleri kazanır? Şimdi tabii ki her yere gelen yönetiminin söylemlerinde, projelerinde öze dönüş cümleleri vardı ama bunu çok o hayata geçiremedi. Niye geçiremedi? Çünkü hep baskıcı olarak şampiyon alalım, yarışmamız devam etsin, şampiyon alalım söylemleriyle beraber ne oldu? Menajerler halinde bilhassa futbolcular alındı. Alınan futbolcular ilk sene başarısı olamayınca onlar bırakıldı, yeniler alındı. Böylece yeniler alındı. Böylece borcumuz katlanarak büyüdü. Hem gidip aldığımız futbolcular üstüne para vererek yollama durumunda kaldık. Aldıklarımızda fazla para verince Trabzonspor çok borçlandı. Şimdi öze dönüşü kademeli yapmamız gerekiyor. Bunu yapacak yönetim arkadaşlarımız var. Bir Cahit Erdem ilk gelen isim olarak dersen. Amatör Sporlar Federasyonu'nda, evet, burada temsilcisi. Amatör takımlarımız var. Amatör takımları yöneten yöneticilerimiz ve teknik heyetimiz var. Bal liginde olan futbolcularımız var. İkincilikte var. Bunların hepsini bir alt yapı olarak düşünüp kademeli olarak geçiş yapmamız lazım. Şimdi birdenbire öze geçeceğiz dersek bu yani bir hayali cümle olur. Çünkü biz dünya futbolundan,
Türkiye futbolunda kopamayız. En azından yönlendirecek ismi olacak ve takıma tecrübeli olarak hayat kazandıracak futbolcu da alınması gerekiyor ve çoğunlukta azınlık olarak almamız gerekiyor. Ama öze dönüş bizim Trabzonspor'umuzun boşlanmasını hafifletici bir nedendir. Bunu yapmamız gerekiyor. Bir Yusuf Yılmaz gördüğünüz gibi bir Abdülkadir. Bunun Abdülkadir bunun nedir? Göstergesidir. Bugün onu sakatlandı. Uğurcan oynuyor. Genç arkadaşımız inşallah güzel bir maç çıkaracaktır. Ve onu da Trabzonspor takıma da kazandırmış olacağız. Çok kısa iki cümle. 24 Haziran seçimleri. Yorumunuz ne olur? Vallahi şimdi spor konuşuyoruz. Sen siyasete gelip onu uzun konuşacağız. O zaman bir gün sizi konuşalım. Seçim öncesinde stüdyoda konuk etmek, ağırlamak isterim. Sözü de almış olalım. Çok teşekkürler. Ama seçimler milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler Sayın Can Alioğlu. Volkan Can Alioğlu bizlerle birlikteydi.